Modern çiftlerin çocuk sahibi olmaya karar vermesi geçmişe göre artık daha zor görünüyor. Hayatlarının en az 20 senesini bir canlıya bağımlı olarak geçirme fikri, özgürlüğün terk edilişi, bir çocuğun her türlü sorunuyla başa çıkabilme sorumluluğu ve ekonomik nedenler çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor. Infografik sunar. Bu videoda çocuk sahibi olmaya hazır olup olmadığınızı anlayabilmek için bazı provalar öğreneceksiniz. Ev ekonomisi provası. Bebek ürünleri satan bir mağazaya gidin. Doğumdan önce, doğumdan sonra ve bebek 1 yaşına gelene kadar gerekli olan malzemelerin listesini isteyin. Listeye ürünlerin fiyatını yazın. Hesap makinesiyle fiyatları toplayın ve 2 ile çarpın. Çünkü evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymayacaktır. Bulduğunuz rakam sizin ilk bütçenizdir. Tabii bu bütçeye hastane, süpermarket ve eczane masrafları henüz girmemiştir. Sonra süpermarkete gidin. Alışveriş sepetini size mutluluk vermeyecek, hiçbir işinize yaramayacak ürünlerle doldurun. Cüzdanınızdaki paranın yarısını kasiyere verin. Eve dönmeden eczaneye uğrayın. Bir insanın başına gelebilecek her türlü hastalık için ilaçlar alın. Cüzdanınızda kalan parayı orada bırakın. Kredi kartınızı kullanmanız da gerekebilir. Bu provayı yaptığınızda çocuk sahibi olmaya yetecek bir bütçeniz olup olmadığını öğreneceksiniz. Gece mesaisi provası. Akşam saat 17 ila 22 arası elinizde ortalama 4 kilo olan bir ağırlıkla evin içinde dolanıp durun. Saat 22 civarında ağırlığı yatağa koyun. Bu sefer de saat 24'e kadar endişelerle dolu olarak evde yürüyün. Arada bir saatinize bakarak sabaha daha ne kadar kaldığını kontrol edin. Gece yarısından sonra asıl maraton başlayacak. Bunu düşünün ve biraz daha endişelenin. Gece yarısından sonra sabah 2.45'e kadar ağırlıkla tekrar dolaşın ve 15 dakikada bir ağırlığı yatağa bırakıp 5 dakika sonra da tekrar kucağınıza alın. 2.45'te ağırlığı yatağa koyduktan sonra saati 3'e kurup uyuyun. Saat çalar çalmaz fırlayıp ağırlığı elinize tekrar alın. 15 dakikalık huzursuz uykunun keyfini yaşayın. Saat 3'ten sonra evde dolaşırken yüksek sesle şarkı söylerseniz ve kendi kendinizle konuşursanız uyumamayı başarabilirsiniz. 4.30 civarı saati 5'e kurarak yarım saat daha uyuyun. Böylece toplam uyku saatinizi 45 dakikaya yükseltmiş olursunuz. Uyanınca kahvaltıyı hazırlayın ve güler yüzlü olun. Bu gece egzersizlerinin 5 yıl boyunca devam edebileceğini unutmayın. Giydirme provası. Eve bir ahtapot getirin ve 5 yıl boyunca her sabah onu giydirmeye çalışın. Ayrıca ahtapotu bir çuvala hiçbir kolu dışarıda kalmayacak şekilde sokmaya ve onu çuvalın içinde sakin tutmaya çalışın. Bu prova sonunda sevimli miniğinizi her sabah minimum hasarla giydirmesini öğreneceksiniz. Yemek yedirme provası. Bir kavun satın alın. Üstüne küçük bir delik açın. Sonra kavunu bir iple tavandan sarkıtın ve sallamaya başlayın. Kavun sağdan sola durmadan sallanırken bir kaşık sıcak suyu kavunun üstüne açtığınız delikten içeri dökmeye çalışın. Bunu başardığınızda da o mini minnacık, sevimli mi sevimli yavrunuza en az hasarla yemek yedirmeyi öğrenmiş olacaksınız. Gezinti provası. Dışarıya çıkmak için hazırlanın. Evin tuvaletinin kilitli kapısı önünde en azından yarım saat bekleyin. Sonra aniden bıkıp evin kapısından çıkın. Sokakta 5 dakika bekleyin. Sonra eve geri dönün, tekrar dışarıya çıkın. Yolda yürümeye başlayın. Çok ama çok yavaş yürüyün. Yürürken de yerde gördüğünüz her sigara izmaritini, cikleti, kirli kağıt mendili ve ölü karıncayı dikkatle uzun uzun seyredin. Aniden "Yeter artık çektiğim senden!" diye avazınız çıktığı kadar bağırın ve eve geri dönün. Bu provayı yaptığınızda da küçük sevimli yavrunuzla yürüyüşe çıkmanın nasıl bir macera olduğunu anlayacaksınız. Alışveriş provası. Alışveriş merkezine giderken yanınızda azgın bir keçi götürün. Bir mağazadan içeri girer girmez keçiyi serbest bırakın. Daha sonra da keçinin içeride kırdığı, tahrip ettiği her şeyin parasını sorgusuz sualsiz ödeyin. Yaşadığınız utanç da yanınıza kâr kalsın. Bu provayı yaptığınızda çocuklu alışverişi öğrenmiş olacaksınız. Ev temizliği provası. Evdeki koltuklara tereyağı sürün. Perdelere de reçel bulaştırın.
Mutfakta pişirilmek için bekleyen balığı çalın ve misafir odasında bir yere saklayın. Balığın odada 5 gün kimse tarafından bulunmadan kalmasını sağlayın. Evde yeni sulanmış çiçek saksısına elinizi daldırın ve aldığınız çamurla evin duvarlarına resimler çizin. Artık eviniz çocuklu hayata hazırdır. Bu provalar canınızı sıkmış olabilir. Çocuk sahibi olmanın beklediğinizden çok daha zor olduğunu düşünebilirsiniz. Elbette öyle. Ama vazgeçerseniz karşılıksız sevgiyi ve bir gülümsemenin sizi ne kadar mutlu edebileceğini asla öğrenemeyeceksiniz. Karar sizin.